programımızın sunması için Güllü'yü çağırıyoruz. Güllü! Güllü kız! Pışt! Pışt pışt! Gel Güllücüğüm, gel Güllücüğüm, gel. Güllü kim canım? Nenem. Boyun devrimiz, benim ismim Güllü mü? Yok. Ne canım? Süle. Ya ne bileyim, Güllü değil mi senin adın? 7. programı, 8. bilmiyorum ama hala ismimi öğrenemedi yine. İsmim Karanfil Arap. Sen beni niye o can düşmanımın adıyla çağırırsın, Güllü diye? Kim can düşmanı? Güllü benim can düşmanımdır. Sen Güllü dedin ve ben geldim. Niye geldim ya? Evet, Güllü dedim, geldin. Bak 40 saat bağırıyorum, çağırıyorum, gelmiyorsun. Güllü deyince nasıl geldin? Ya. Sen şimdi beni başka isime çağıracağım ve gelecek miyim yani? Evet. İşte geldin, buyurun. Hakikaten geldim. Niye geldin? Ya geldim mi? Çünkü Güllü'nün başına bir şey geldi zannettim. Onu bendirince biri mi gırtlakladı dedim içimden. Onu bendirince kimse öldüremez. Neden? Ne istersin elin garibinden? O benim arananlar listemde bir numarada. Sen Interpol gibisin çocuğum. Senin aranan listelerinden mi var? Tabii. Şimdi şöyle oluyor bu. Sırayla bayağı kaşınanlar listesi. Sen anlat, özür dilerim, ben listemi okuyorum. Tamam, sen anlat. Ben de listelerim var. Aranlar listesi nedir onu söylerim. Biz Sulu Kule'de şey deriz ona. Dayağı kaşınanlar listesi. Her hafta değişir bu liste. Bana karşı olan davranışlarına göre. Güllü hep bir numarada. Özel yeri var onun. Kızım. Seni 2 numaraya alabilirim. Dikkatli olunuz. Beni. Kızım zillilik yapma, gel buraya. Ne alıp veremediğin var sen o elin garibinden? Garip mi? Güllü garip mi? Esas garip sensin o Nemrut Gacı'nın yanında. O içten pazarlıklı Gacı. Hem onun arabası yok, evde ruhu yok. Benim biraz da bir at arabam, bir de el arabam var. Bir dakika çocuğum, bir dakika. Evet. Bu nedir öyle ya? Bu liste, liste. Sen bunu bilmezsin. Ne anlarsın sen bundan? Okuma yazması yok. Al oku bakayım, ne yazıyor burada? İç. İç sorması bu Güllü'yü dede sevmesin diye. Niye sorayım anam? Benim Güllü'nün hesabım yok ki. Senin hesabın var. Anlat bakayım, ne hesabın var? Senin mi derdin olacak? Ben insan değil miyim? İç böyle bana açıl karanfil gel. Hı. Ne derdin var senin? Hiç sormaz mısın? Peki açıl bakayım. Senin Güllü'den ne alıp veremediğin var kızım? Açılıyorum. Striptiz. Müzikle, müzikle. Pişt, kız öyle değil. Açıklarını vereceğim. Açıl dedi ki. Oriental vardı gitti. Sen ne söylüyorsun? Bir git ama dinle. Gebertirim. Bir çakarsam sazların yanına gidersin. Olayın hikayesi çok eskiye dayanır. Hı. Yıllar öncesine. Hı. Daha ben doğmamışım. Adam beni doğurmamış. E tabi ben doğmayacağı haliyle Güllü de doğamıyor. Sıkıysa da olsun ağzını cart diye yırtarım o gacinin. Oh. Hı. Neyse işte adamlar bir akşamüstü oturmuşlar dedikodu yapıyorlar. Çat 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 çat. O sırada oradan çok böyle güzel bir araba geçmiş. Klaksonlu hoş bir araba. Evet, durmuş biliyorum. Durmuş adamların önünde. Tam da duracak yeri bulmuş. Biliyorum ben. Hakikaten mi? Tabii. Göründüğü kadar aptal değil mi sizse? Kızım ben nereden bileceğim Güllü'yü Müllü'yü? Habire anlatırsın Güllü'yü Müllü'yü. O zaman böyle araba anlatayım. Geldi, taksi geldi. Onun arabası vardı. Yok efendim, ruhu yoktu. Sana ne Güllü'nün ruhundan, arabasından? Ne oldu sana öyle? Başımı döndürdün. Niye? Lafı bölmeden anlatayım bir. Lafı bölünce başın mı dönüyor? Ay yakışıklılığı döndürdü. Ya Resulallah'ım ya Rabbim. Fıttıracağım. Dur bir anlatayım. Anlat. Vallahi. Sonra işte araba geldi. Siz de hiç merak etmez misiniz? Bilin deyin ya. Araba geldi durdu. İçinde afili bir gacıymış. Elinde adres araba doğru yaklaşmış. Yaklaştı. Afili. Hı. O zamanlar da bizim orada böyle meşhur bir cinici hoca vardı. İşte o cinici hoca. Ne hoca? Cinici hoca. Kızım cinlerden, perilerden sana ne yavrum? Canım ben inanmam. Ne cini, ne niye anlatırsın cinden, minden şimdi, ne alakası var? Ondan inanırlar. Cahil insanlar, ona inanırlar. O zamanlar Saadet'in tek soyu da yokmuş tabi. Cini mini görmeden inanırlarmış. Her neyse. Allah'ım yarabbi, konuya cin girdi, Saadet'in tek soyu girdi. Bir de viskiyi sokalım araya, cin girdi. Ay espri yaptım gülüm be. Şimdi kızım sen bunları anlatmadan gel yavrum, gel. Gel çocuğum, al kazağını da. Gel çocuğum. Şimdi bak, ben programı okudum. Çok güzel. Harika bir program. Şimdi programımızda kim var? Git o konumuza al, gel, tamam mı? Yoksa...
İtifafet gidiyorum. Hani denizde horozuna benziyor bu ya. Vallahi kırmızı baş böyle. Senin bu kırmızı başlıklı kızdan, bizim Tatlıses Radyo'da çalışan kızdan bir ilgin alakan var mı? O dünyada çalışırdı bir zamanlar. Kovdu mu seni? Kovmadı, ben ayrıldım. Bunu konuşmuştuk daha önce ama tekrar anlatabilirim tabii. Sen unutuyorsun, meşgul bir insansın. Maşallah öyle çok işim var ki, stok yapmış adam. İşleri de atsa Türkiye'nin işsizlik sorununu halleder vallahi. Kıbrı kız, kıbrı! Ağzın ortasına biber süreceğim bundan sonra senin. Benim karşımda fazla konuşmayacaksın. Ya parmaklarını oynatma gözümün önünde, şaş olacağım benim. Nasıl olacak? Şöyle geliyorsun, oynatıyorsun değil mi böyle? Ayrı, şişt, sana bir numara yapacağım bak, yeni öğrendim bunu. Bak elimi. Bunu ikisi takip et. İndir el, parmakları şöyle. Bitti mi Güllü? Bitsin. Şimdi gelebilir mi hanımefendi? Çağırayım. Bir dakika. Gel buraya. Öyle çağırayım olmaz. Kendi canında en büyük diyeceksin. Söyle bakayım. Kedi dalında. Kızım kendi canında. Neydi? Abi beceremez. Cahil. Bakayım çocuğum. Ya ne diyorsun? Alamadım. Bir şey söyledim. Hayır bizde karpuza bakarlar ya böyle. Dur bakayım. İyi iyi. Maşallah bizde olmuş. Bizde kavuna bakarlar. Bakayım. Kelek. Ya buraya. Yakamdan düşeceksin bir gün ama ne zaman. Muazzez abacı diyeceksin. Muazzez abacı. Ne?